Merhaba arkadaşlar. 22. köyümüzde yansıma kuralları, düzlem aynalarda görüntü oluşumu ve görüntünün özelliklerinden bahsedeceğiz. Işık ışınlarının parlak bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesi olayına yansıma diyoruz. Yansıma olayında ışık hem tanecik hem de dalga özelliği gösterebilmektedir. Işık ışınlarının düz ve pürüzsüz yüzeyden yansımasına düzgün yansıma, pürüzlü yüzeylerde yansımasına ise dağınık yansıma denir. Düzgün yansıma, görüntü oluşumunda gerekli olan yansıma türüdür. Dağınık yansıma ise cismin görünebilmesinde gerekli olan bir yansıma türüdür arkadaşlar. Bir ışın bir yansıtıcı yüzeye gelip çarptığında çarptığı noktaya yüzeye dik olacak şekilde bir normal yani 90 derece olacak şekilde bir normal çizeriz. Ve gelen ışığın bu normalle yapmış olduğu açı ne kadarsa aynı derecede açı yapacak şekilde yansımasını da bekleriz. Burada I gelme açısı, R de yansıma açısıdır. Yani gelen ışığın normalle yaptığı açı gelme açısı, yansıyan ışığın normalle yaptığı açı da yansıma açısıdır. Ve bu iki açı birbirine eşit olmalıdır. Düzlem ayna ya gelen ışın normal ve yansıyan ışın aynı düzlemde olmalıdır arkadaşlar. Eğer ışınımız aynaya dik olarak geliyorsa, başka bir ifadeyle normalle 0 derece açı yapacak şekilde geliyorsa, yine kendi üzerinden yani normalle 0 derece açı yapacak şekilde geri döner. Düzlem aynaları şekildeki gibi gelen I ışını yansımalar sonucu aynaları hangi noktadan geçerek terk eder diyor birinci örneğimizde. Işın önce yataydaki düzlem aynaya çarpıyor. Çarptığı noktaya aynaya dik olacak şekilde bir normal çizersek normalle 45 derece açı yaptığını görüyoruz köşegen olarak geldiği için. Yine aynı açıyla yani köşegen olarak yansıyacak. Evet, şimdi düşeydeki aynaya geldi. Yine normal çizersek düşeydeki aynaya yine normalle 45 derece açı yaptığını görüyoruz. Köşegen olarak geldi. Yine 45 derece açıyla yansıyacak ve yansıdığında K noktasından geçtiğini göreceğiz arkadaşlar. X aynasına şekildeki gibi gelen I ışını Y aynasını 50 derece açı yaparak terk ediyor. Buna göre iki ayna arasındaki alfa açısı kaç derecedir? Burada geometrik özellikleri kullanacağız. Yansıyan ışının ayna ile yapmış olduğu açı 50 ise ışın bu aynaya geldiğinde de gelen ışının ayna ile yaptığı açı yine 50 derece olmalıdır. X aynasına gelen ışının ayna ile yaptığı açı 60 olduğuna göre yansıdığında yansıyan ışının ayna ile yaptığı açı yine 60 derecedir. Dikkat edersek burada bir üçgen var. Üçgenin iç açılarının toplamının 180 olması gerektiğini biliyoruz. İki tane açının toplamı 60 ve 50'den 110. O zaman buradaki alfanın 180'e tamamlayabilmesi için 70 derece olması gerekir. 2015'te çıkmış benzer bir ÖSYM sorusunu inceleyelim şimdi. Aralarında 70 derecelik açı bulunan K ve L düzlem aynalarını şekildeki gibi gelen I ışık ışını K'dan yansıdıktan sonra L aynasına 80 derecelik açıyla düşüyor. Buna göre I ışınının K aynasına ilk gelme açısı kaç derecedir? Yani bizden istediği açı şuradaki açı olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradan bildiğimiz değerlere bakalım. Buranın 80 olduğunu biliyorum. Buranın 70 olduğunu biliyorum. Burada bir üçgen var dikkat ederseniz. O zaman şuradaki açı da 180'e tamamlanması gerekiyor. 80 ile 70'in toplamı 150. 180'e tamamlanabilmesi için buradaki açı 30 derece olmalı. Yansıdığında ayna ile yaptığı açı 30 derece ise o zaman geldiğinde ayna ile yaptığı açı yani buradaki açı da 30 derece olacak. Normal yüzeye dikti yani şuranın tamamı 90 olacak. O zaman burası 30 ise kalan şu kısımda ne olmalı? 60 derece olmalı arkadaşlar. Üzerine düşen ışığın tamamını yansıtan optik aletlere ayna diyoruz. Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara da düzlem ayna denilmektedir. Düzlem aynada da yine yansıma kuralları aynen geçerlidir arkadaşlar. Işık geldiğinde aynaya çarptığı noktaya normal çiziyoruz. Aynamız yataydaysa eğer yatayın normali düşey olacak çizgi yani onu 90 derecede kesecektir. İkinci şekilde aynamız düşeyde 2, yatayda 1 olacak şekilde yerleştirilmiş.
Bunun 90 derecede keseni yani normali de tam tersi düşeyde 1, yatayda 2 olarak giden doğrusudur arkadaşlar. Eğer aynamız 45 derecelik açıyla duruyorsa, mesela şöyle bir ayna. Karede köşegenler birbirini dik kesecek hatırlayacak olursak, o zaman 45 derecelik açıyla duruyorsa, diğer köşegenden gelen 45 derecelik açıyla gelen çizgi de bu aynanın normali olacaktır arkadaşlar. Dördüncü örneğimizde iki tane aynayı şekildeki gibi yerleştirmiş X ve Y aynaları. X aynasından Nx kez yansıyor diyor I ışını. Y aynasından da Ny kez yansıyor. Buna göre Nx'in Ny'ye oranına bakacağız. Evet, şimdi ışın aynaya çarptı. Çarptığı yerde normal çizecek olursak eşit açıyla yansıtıyoruz. Y aynasına çarptı. Y'den yansıtıyoruz. Bu şekilde yansımaları devam ettireceğiz arkadaşlar. Evet, buraya geldikten sonra dikkat edin. Şimdi nasıl geliyordu? Düşeyde 3, yatayda 1 konumunda. O zaman düşeyde 3, yatayda 1 konumunda devam ettirirsek artık hiçbir yere çarpmadan sistemi terk ettiğini göreceğiz. Yani x aynasına 1, 2, 3, 4 kez çarpmış oldu. 4 kez yansıdı. Y aynasındansa 1, 2, 3 kez yansımış oldu. Oran buradan 4 bölü 3 çıkacaktır. Şekildeki kutu içerisine gönderilen I ışık ışını düzlem aynaya çarpıp I üssü olarak yansıyor. Buna göre I ışınının düzlem aynaya gelme açısı kaç derecedir? Işın geldi ve yansıdı. Gelen ışınla yansıyan ışını kesiştirdiğimizde şuradaki açı gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki toplam açının yarısı gelme, yarısı yansıma açısı olacaktır arkadaşlar. Bu açıyı bulabiliriz. Şurada bir yamuk şekli çıkıyor dikkat ederseniz. Sonuçta bir dörtgen olduğu için iç açıların toplamı 360 olacak. Şuradaki açının 60 olduğunu biliyoruz çapraz açı olduğu için. Şunlar 90'ar derece. O zaman buradaki açının da 120 derece olması lazım 360'a tamamlanması için. Bunun yarısı gelme, yarısı da yansıma açısı olacak demiştik. O zaman gelme açısı 60 derecedir arkadaşlar. Bir düzlem aynada görüntüyü çizebilmemiz için noktasal bir cismin görüntüsünü oluştururken cisimden en az iki ışın çıkartıp bunları aynaya göndeririz ve yansıtırız. Yansıyan ışınların kendilerinin kesiştiği yerde gerçek görüntü, uzantılarının kesiştiği yerde ise sanal görüntü oluşacaktır arkadaşlar. Bir düzlem ayna önüne AB cismini koymuş. A noktasının görüntüsü için iki tane ışın çıkarmış. Herhangi bir ışın olabilir. Burada kolaylık olsun diye ışınlardan birini aynaya dik göndermiş. Mavi olan aynaya dik geldiği için gerisin geriye gidiyor. Bir tanesini aynanın alt sınırına göndermiş. Eşit açıyla yansıtmış. Dikkat ederseniz bu yansıyan ışınlar, geri dönen ışınlar ön tarafta açılarak gidiyor. Yani yansıyan ışınların kesişme durumu söz konusu değil. O zaman uzantılarını alıyorum. Uzantıları arkada aynanın arkasında kesişiyor ve A üssü görüntüsünü oluşturuyor. Aynı şeyi B için yaparsam B'nin de yine yansıyan ışınları uzantıları arkada kesişeceği için B üssü görüntüsünü oluşturuyor. A üssü ile B üssüyü birleştirdiğimde de AB cisminin aynadaki düzaynadaki görüntüsünü oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Boyları birbirine eşit olacaktır. Düzaynada görüntü boyları değişmez. Aynı boyda görüntü olacaktır. Aynanın arkasına düştüğü için sanal bir görüntü vardır. Düzaynada bütün görüntüler sanaldır arkadaşlar. Gerçek görüntüler daha sonra küresel aynalarda göreceğiz. O da çukur aynada karşımıza gelecek. Cisimle aynı bölgede oluşursa görüntü gerçek olacaktır. Yani yansıyan ışınların kendisi kesişirse. Görüntünün özelliklerini tekrar sıralayacak olursak görüntü sanaldır dedik düz aynada. Görüntünün boyu ile cismin boyu birbirine eşittir. Görüntünün aynaya olan uzaklığı, dik uzaklığı tabi burada. Görüntünün aynaya olan dik uzaklığı ile cismin aynaya olan dik uzaklığı birbirine eşittir. Cisim ve görüntü aynaya göre simetriktir. Başka bir ifadeyle aynanın bulunduğu ekseni, mesela şu an düşeyde bulunduğu için şu düşey ekseni simetri ekseni olarak düşünecek olursak bu eksen üzerinden sayfayı katladığımızda cisimle görüntüsü tam birbiri üstüne çakışacak şekildedir arkadaşlar. Evet, 6. örneğimizde bir görüntü soruyor. F harfinin
şekilde yerleştirilen düzlemaydaki görüntüsü simetrik bir görüntü olacak demiştik ama eğer tam olarak simetriyi kestiremiyorsak baktığımızda cismin belirli yerlerine noktalar verip bu noktaların görüntülerini oluşturup birleştirirsek görüntüyü daha rahat bulabiliriz. Mesela şuraya A noktası diyelim. A'nın yarım köşegen kadar dik uzaklığı var aynaya. Bir o kadar içeride ilerlersem görüntüsü şurada çıkacaktır. Buraya da mesela B desek. B'nin 1,5 köşegen dik uzaklığı var. Bir o kadar içeride ilerlersem burada B'nin görüntüsü var. Birleştirdiğimde burası AB kısmının görüntüsü olacak. Şu uç C diyelim. Yarım köşegen şurada o zaman C'nin görüntüsü. Demek ki ortadaki çizgisi şöyle yukarı doğru bakacak şekilde. Şuraya da D dersem bir köşegen hemen ilerliyorum aynı doğrultuda. D de şurada görüntüsü. O da şurada düşeyde çıkacak. Evet, F'nin görüntüsü B şıkkına benzer şekilde düzlemayında olacaktır. Dikkat edersek düşey olan görüntü yatay konuma gelmiş oldu. Ayna 45 derece açıyla tutulduğunda yatay olan düşey olan da yatay konumda görüntüsü oluşacaktır. Evet, burada şimdi yine benzer bir soru. Aynalar dikkat edin 45 derecelik açılarla tutulmuş. İki tane ayna var bu sefer. Aralarına bir KLMN karesel cismi yerleştirilmiş. Bunun 1 numaralı aynadaki görüntüsünün 2 numaralı aynadaki görüntüsü. Yani önce 1'deki görüntüsünü alacağım. Sonra bu 1'deki görüntüyü kim gösterecek arkadaşlar? 2 numaralı ayna gösterecek. Hangisi gibi olur diyor. Şimdi bunu kareli olarak gösterirsek daha net bir şeyler oluşturabiliriz. O yüzden ben buraya kare bölmeler çizeceğim. Biraz acele çizdiğim için yamuk olabilir ama. Evet, şekilde gibi kareli bölmeler çizdik. Diyelim ki cismimiz şurada olsun. KLMN cismi olsun bu. Aynalarımızı da şöyle yerleştirelim. Köşegen köşegen gelecek. 45 derece olduğu için aynalarda. Karede biliyorsunuz köşegenler 45'er derece. İki tane aynamız 1 ve 2 aynası yerleştirildi. Şimdi bunun önce 1 numaralı aynadaki görüntüsünü istemişti. Farklı renkte göstereceğim bunu karışmasın diye. Şurası K noktasıydı. K'nın aynaya dik uzaklığı yarım köşegen. Bir o kadar içeride gittim. K noktasının görüntüsü oluştu. L'ye bakacak olursam o da bir köşegen uzaklığı var. Bir köşegen devam edersek L de şurada. Dikkat edersek KL kenarı yataydı. 45 derecelik aynada düşey konumuna gelmiş oldu, değil mi? Şurası N noktası. Bir köşegen uzaklığı var. Aynı doğrultuda bir köşegen devam edersek N de burada. Birleştiriyorum KN kenarı. M'yi devam edersem şu şekilde dikkat edin. 1,5 köşegen var. 1,5 köşegen devam ettim. Şurada da M kenarı olmuş oldu. İşte şurada KLMN karesini oluşturduk. Bunun da ikinci aynadaki görüntüsünü alacağım. Şimdi bu yeşille çizdiğimi ikinci ayna gösterecek. Farklı bir renkle yapacağım yine bunu. Görüntüyü oluştururken aynayı uzatabiliyorduk arkadaşlar hatırlayacak olursanız. O yüzden ben iki aynasının şöyle uzantısını alacağım. Sanki ayna burada mavi çizgi üzerine devam ediyormuş gibi olacak. L noktasının aynaya bir köşegen uzaklığı var. O zaman şurada bir görüntüsü çıkacaktır. Şuraya L diyebiliriz. İşte M'ye bakarsak 1,5 köşegen devam ettiğimde şurada görüntüsü var. Yani LM kenarı oluştu. K noktasının 1,5 köşegen aynı doğrultuda devam edersen 1,5 şurada oluşmuş oldu. KL kenarı. N'nin de L doğrultusuna devam edersem 2 köşegen yani şuraya gelecektir. Evet, bu da en son istenilen görüntü MNKL B şıkkına benzemiş oldu diyoruz arkadaşlar. Düzlem aynanın döndürüldüğünde yansıyan ışının nasıl değiştiğine bakalım şimdi. Rengimizi değiştirelim. Evet, bunu kolay görebilmemiz için önce aynaya dik olarak gelen ışın üzerinde gösterelim. Işın aynaya dik geldiğinde normal üzerinden geliyordu hatırlayacak olursak ve normal üzerinden gelmesi normalde sıfır açı yapması demektir. O zaman da sıfır açı yapacak şekilde geriye dönüyordu. Yani yansıyan ışın direkt yukarı doğru düşeydi. Peki biz
Gelen ışına hiç dokunmuyoruz. Yani o düşeyde yine aşağıya doğru gelecek şekilde buradaki gibi. Fakat ne yapıyoruz? Aynayı saatin tersi yönde 45 derece yukarı doğru döndürüyoruz. Tabii aynayı döndürünce ayna ile birlikte aynanın normali de ne yapıyor? 45 derece saatin ters yönde dönüyor. Şimdi artık ışınımız normal üzerinden gelen bir ışın olmadı. Dikkat edin, 45 derece aynayla normalle açı yapıyor. O zaman yansırken de ne yapacaktır? 45 derece açı yapacak şekilde yansıyacaktır. Yani kendi üzerinden yansımasını beklemiyoruz. İlk başta gelen ışınla yansıyan ışın birbiri üzerinde 0 derece açı vardı. Yansıyan ışın düşeydeydi. Yani şöyle yansıyan bir diyelim. İkinci durumda yansıyan 2 yataya kaydı. Açıya bağlı olarak tabii ki. Bu durumda yansıyan ışın ne kadar kaymış oldu arkadaşlar? Toplamda 90 derece. Peki aynayı ne kadar döndürmüştük? 45 derece. Yani aynayı döndürdüğüm açının 2 katı kadar yansıyan kaymış oldu. Artık bunu bütün açılar için genelleyebiliriz. Sadece 45 derece döndürmeyle olmayacak bu. Düzlem ayna alfa açısı kadar döndürüldüğünde ışın da aynı yönde, yansıyan ışın tabii ki 2 alfa kadar, yani aynanın döndüğü açının 2 katı kadar dönmüş olur. Düzlem aynada görüntüyü oluştururken ya da daha doğrusu görüş alanını belirlerken nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Düzlem aynaya bakan gözlemcinin aynada görebildiği alana görüş alanı deniyor. Bir odanın içerisindeki düzlem ayna odanın aslında her yerini gösterebilecek kapasitededir ama biz baktığımız bölgeye göre odanın belli kısımlarını ancak görebiliriz. Yani ayna her tarafı gösterebilse bile biz aynada odanın her tarafını göremeyiz. Peki nasıl belirleyeceğiz gördüğümüz bölgeyi? Bunun için çeşitli yöntemler var. Bir, gözden iki tane ışın aynanın sınırlarına gönderiyoruz. Daha sonra bunları yansıma kuralına göre yansıtıyoruz. Yansıyan ışınların arasında kalan bölgedeki cisimleri aynadan baktığımızda görebileceğimizi söylüyoruz. Mesela şurada bir X noktası varsa, bu X noktasının aynadaki görüntüsünü görebiliriz arkadaşlar. Ama şurada bir Y noktası varsa, bu Y noktasının aynada görüntüsü oluşabilir. Fakat şu an biz baktığımızda aynadan bu Y'nin görüntüsünü göremeyiz. İkinci yöntemimizde gözün aynada görüntüsünü alırız. Hatırlarsanız biraz önce ne demiştim? Görüntü alırken aynayı uzunmuş gibi düşünebiliriz. Halbuki burada ayna yok. Gözün direkt düşey hizasında ayna devam etmiyor ama yataydaki aynayı sanki burada varmış gibi uzattığımızı düşünürsek gözün aynaya dik uzaklığı ne kadarsa bir o kadar içeride görüntüsü oluşacaktır. Yani gözümüzün görüntüsü burada. Şimdi bu gözün görüntüsünden aynanın sınırlarına gideriz. Aslında aynı sınırlara gitmiş oluyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Aynı sınırlara gittiğimizde yine bu sınırların içerisinde kalan cisimleri aynadan görüntülerini görebiliyoruz. Yani şuradaki X cisminin görüntüsünü yine görebiliriz. Ama buradaki Y cisminin görüntüsünü göremeyiz diyoruz arkadaşlar. Üçüncü bir yöntemimiz de bunu daha çok birden fazla ayna varsa sistemde kullanıyoruz. Şu şekilde yapabiliriz. Yine aynı düzeni alalım biz. Aynamız yatayda olsun. Gözümüz yine buradan baksın. Gözden yine iki ışın aynanın sınırlarına göndeririz. Fakat bunları yansıtmayız, direkt arkaya doğru devam ettiririz. Ve deriz ki bu sınırlardan aynanın arkasına doğru devam ettiğinde arkada bu sınırların belirlemiş olduğu alanın içerisindeki görüntüleri gözümüz görebilir. Yani şuradaki X cisminin yine görüntüsü şurada bir yerde çıkacak. Dikkat ederseniz bizim görüş alanımızın içine giriyor. Yani bu görüntü bizim kapsama alanımız içerisinde olduğu için görebiliyoruz. Şuradaki Y cisminin görüntüsü şurada bir yerde çıkacak. Dikkat edersek kapsama alanımızın dışında olduğu için Y'nin görüntüsünü göremiyoruz. Düzlem aynada gözün görüş alanı içindeki her cisim görülemeyebilir arkadaşlar. Görüş alanı içerisindedir fakat engelden dolayı göremeyebiliriz. Görüş alanında yer alan saydam olmayan bir cisim kendisi ya da görüntüsü arkasında kalan noktaları görünmez hale getirebilir. Mesela örnekte olduğu gibi burada görüş alanını belirlersek düzlem ayna düşeyde gözümüz de burada arkadaşlar. İkinci yöntemi kullanmış görüş alanını
bulurken gözün görüntüsünü almış. Aynaya dik uzaklık gitmiş gözden. Bir o kadar içeride gitmiş. Gözün görüntüsünü almış. Göz üstü diyelim ona, gözün görüntüsü. Gözün görüntüsünden aynanın sınırlarına gidiyorum şimdi. Bir tanesi zaten böyle düz gidiyor. Bir tanesi de şu yukarıdan gidiyor. Dikkat edersek görüş alanım içerisinde aslında K ve L cisimlerin hepsi, ikisi de giriyor. Fakat X saydam olmayan cisminin görüş alanımda olmasına rağmen L'nin görüntüsünü engellediğini görüyorum. Neden? Gözün görüntüsünden L'ye takılmadan gidiyorsam göreceğim. Halbuki kime takılıyorum, dikkat edin burada giderken? X'in kendisine. Aslında L görüş alanım içinde fakat X'ten dolayı ne yapamıyorum, göremiyorum. Bir de X'in görüntüsü de engelleyebilir. X'in görüntüsünü aldık şekildeki gibi. Yine gözün görüntüsünden K'ya gitmeye çalışırken bu sefer de kime takıldım? X'in görüntüsüne. K'yı da bu sefer ne yapamıyorum arkadaşlar? Göremiyorum. Düzlem aynaya G noktasından bakan göz KLMN noktalarının hangilerini görebilir? Şimdi bunlar noktasal cisim. Herhangi bir saydamı olmayan cisim vermemiş. Direkt görüş alanını belirleyeceğim yani. Engelleyen bir şey yok. İkinci yöntemi kullanıyorum ben yine. Gözün aynaya dik uzaklığını alıyorum. 1,5 köşegen. Bir o kadar içeride ilerliyorum. Gözün görüntüsünü buldum. Şimdi bu gözün görüntüsünden aynanın sınırlarına gidiyorum. Evet, şekildeki gibi gittim. Sınırların içerisinde kalan bölgeyi aynadan görebiliyorum. Bu bölgenin içerisinde sadece kim var arkadaşlar? L. Demek ki sadece aynadan L'nin görüntüsünü görebiliyoruz şu an. Şimdi bir saydam olmayan cisimle birlikte aynı tarz soruya bakalım. Yine KLMN noktanın hangilerini görebilir diyor. Önce yapmamız gereken tabii ki görüş alanını belirlemek. İkinci yöntemi kullanıyorum ben yine. Aynaya dik uzaklığı gözden bir köşegen. Bir o kadar içeride ilerlersem şurada gözün görüntüsü var. Gözün görüntüsünden aynanın sınırlarına gidiyorum ve görüş alanını belirliyorum. Evet, LM ve N görüş alanının içerisinde. Fakat X'ten dolayı görüp görmeyeceğini kontrol edeceğim. X'in bir de görüntüsünü almak lazımdı. Şurada X'in görüntüsü var. LM ve N'ye gözün görüntüsünden takılmadan gidersem görebileceğim. L'ye direkt aşağı inmeye çalışırken bakın kime takıldım? X'in görüntüsüne takıldım. O zaman görüş alanımın içinde olmasına rağmen aslında L'yi göremiyorum. M'ye giderken herhangi bir şeye takılmadan rahatlıkla gidebildim, görebiliyorum. N'ye giderken de yine aynı şekilde takılmadan gidebildik, yine gördük arkadaşlar. 2020 ÖSYM sorusunu inceleyelim şimdi. Bir kişi hava ortamında düzlem aynaya bakarak kendinin görüntüsünü görüyor. Aynı kişi hiçbir şeyi değiştirmeden aynı şekilde ayna ile birlikte havuzda suya batıp aynaya bakarak yine kendisini görüyor. Buna göre kişi tamamen su içerisindeyken görünen yeni görüntüsüyle ilgili 1-2-3 yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi cisim ve ayna ikisi de aynı ortamdaysa birlikte, ister su, ister hava, ister cam fark etmez. Ortam ne olursa olsun görüntünün özelliği değişmeyecektir arkadaşlar. Ama cisim başka bir bölgede, ayna başka bir bölgedeyse, başka bir ortamdaysa o zaman görüntünün özellikleri değişebilir. Fakat bu kırılmaya gireceği için şu an bunu incelemiyoruz. Yani hava ortamında aynaya baktığında adam kendini hangi boyda ve nasıl görüyorsa ikisi birlikte suya girdiğinde yine aynı şekilde görecek. Değişen bir şey olmayacak. Peki öncülere bakalım. Bir, ilk durumda oluşan görüntüye göre daha büyüktür. Yanlış. Yine aynı boyda kendini görecektir. 2. Aynaya olan uzaklığı ilk durumdaki görüntünün aynaya olan uzaklığından fazladır. Bu da yanlıştır. Aynaya uzaklığı değişmeyecektir. 3. Havuzdaki su tuzlu su olsaydı boyu yine aynı olur. Doğru. Tuzlu su da olsaydı, tatlı su da olsaydı ikisi de aynı ortamda olduğu için yine aynı şekilde kendini görecekti arkadaşlar. Şekildeki düzlem aynada K cisminin görüntüsü K1 olarak oluşuyor. Ayna bir miktar döndürüldüğünde görüntü bu sefer K2 oluyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi K'nın görüntüsü şu an ayna düşeyde durduğu için aynaya dik uzaklık gittik. Bir o kadar içeride ilerlediğimizde K1 çıkması mantıklı. Peki görüntünün K2 olabilmesi için dikkat ederseniz cisimle yeni görüntü arasında bir çaprazlık söz konusu. Yani ikisini birleştirirsek
Bu ikisini birleştiren doğrunun, şu kesikli çizginin tam ortasından geçmesi gerekir. Aynanın doğrultusu. Yani aynanın doğrultusu şöyle 45 derece olacak şekilde şu pozisyonda durmalıdır. Ve yansıtıcı kısım daima kime bakmalıdır? K'ya. Yani bu aynayı o zaman şöyle şu pozisyonda iki yönde döndürürsem ve yansıtıcı kısım K'ya baktığında taralı kısım arkada kalacak şekilde yani. Demek ki iki yönünde döndürmeliyim ve kaç derece döndürmüş olmalıyım? Tam bir köşegen kadar yani köşegenin 45 derece açısı kadar döndürmüş olmalıyım. Buna göre bir K cisminin görüntüsü sanaldır. Bu zaten düz ayna olduğu için görüntü daima sanaldır. Doğrudur. 2. Ayna bir yönde 45 derece döndürülmelidir. Yanlıştır. 3. Ayna iki yönde 45 derece döndürülmelidir. Doğrudur. Şimdi düzlem ayna ile ilgili karşımıza gelebilecek bir iki tane özel durumdan bahsedelim. Gözlemcimiz ayna ile perde arasındaysa ve aynaya bakarak arkasındaki perdenin belli bir alanını görmeye çalışıyorsam, yine görüş alanını tabii ki aynanın sınırına göre gidip gözlemciden aynanın sınırına gidip belirleyeceğiz. Mesela adam buradayken aynanın sınırına gittiğimizde dar bir açı olduğu için yukarı kadar çıkmadığını, yansıyan ışının göreceğiz. Adam aynaya yaklaşırsa arkadaki perdede göreceği alana dikkat edersek aynaya yaklaştığında aynanın sınırına daha geniş açıyla geleceği için yansıyan ışın daha yukarı doğru gidecektir ve göreceği bölgenin alanı ilk duruma göre ne yapmış olacaktır? Artmış olacaktır. Yani perde ve ayna yerinde kalmak şartıyla aradaki adam aynaya yaklaştıkça arkada göreceği alan artmış olur. Bir başka özel durum, adam kendi boyunu tam görmeye çalışıyorsa ancak kendi boyunu görebilecek kadar bir mesafe istiyorsak aynanın boyu adamın boyunun yarısı kadar olmalıdır. Tabi bu arada aynayı adamın gözü hizasından başlayacak şekilde yerleştirmek de önemli. Göz hizasından aynanın üst sınırına gidersek dik geldiği için direkt geriye yansıdı. Bir tane de aynanın alt sınırına gönderirsek eşit açıyla yansıyacak. H kadar aşağı indiği için bir H kadar daha aşağı inerek yansıdığında ayak ucuna kadar gelmiş oldu. Yani adam tam boyunu aynadan ancak görebilmiş olur arkadaşlar. X, Y, Z noktasal kaynaklarından çıkan ışık ışınları düz aynadan yansıyarak K noktasından geçiyor. Evet, şurası Z noktası, şurası da K noktası. X, Y, Z ışınlarının düz aynaya gelme açıları teta X, teta Y, teta Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi burada aynaya X'ten gelen ışın çarpıp yansıdıktan sonra K'dan geçmesini bekliyoruz ama burayı tam olarak nereye çarpacağını bulmamız zor olduğu için şöyle de yapabiliriz. Kare bölmeleri aynanın arkasında uzatıyorum. X, Y, Z'nin görüntülerini alacağım. Şimdi X'in görüntüsü burada. Buradan aynaya çarpıp yansıması ve K'dan geçmesi demek, görüntünün direkt K'ya gitmesi demektir aslında arkadaşlar. Yani şu. Demek ki şuraya çarpmış olması lazım X'ten gelen ışının. Bu da normal çizersem buraya gelme açısı şöyle bir açı olacaktır. Y'yi farklı renkle gösterelim karışmasın. Y'nin görüntüsü de şurada çıkacak, değil mi? Şimdi Y'den de yine K'ya gidiyorum. Şuradan bir yerden geçmesi lazım, ortalaması lazım. Evet. Demek ki Y'de de şu noktaya çarpmış olması gerekiyor. Şöyle. Buraya da bir normal çizersem. Normalle yapmış olduğu açı şuradaki çizdiğimiz açı. Açının daraldığını görüyoruz dikkat edersek arkadaşlar. Z için farklı bir renk vereceğim. Onun için de şöyle mavi tonunu alalım. Z'nin görüntüsü burada. Yine K'ya gidiyorum Z'nin görüntüsünden. Şuradan geçeceğim. Tam şu çizgiden. Evet, demek ki aynayı kesti şu noktaya. Z'den buraya ışın düşecek ve yansıyıp K'dan geçecek. Normalini çiziyorum. Açının biraz daha küçüldüğünü görüyorum. O zaman X en büyük, sonra Y, sonra Z olacaktır. G noktasının X'ye düzlem aynalara bakan bir gözlemci KLMN noktanın hangilerinin
ilk görüntülerini her iki düzlemde de görebilir. Yani her iki aynada ayrı ayrı görüş alanını belirlemesi istiyor. X aynası için görüş alanı belirlersek, gözden aynanın sınırlarına ışın göndereceğim. Yani birinci yöntemi kullanacağım. Aynanın üst sınırına ışın gönderdim. Normali bu şekilde gelecek. Normal eşit açı yapması için şöyle yansıması gerekir. Bir de alt sınıra ışın gönderiyorum. O da köşegen geldiği için köşegen köşegen yansıyacak. Yani görüş alanı içerisine dikkat ederseniz K, M ve P giriyor. Evet, şimdi bunu siliyorum arkadaşlar. X'ten göreceğim noktaları şuraya yazalım. K, M ve P'yi gördük. Şimdi Y'deki görüş alanımı belirleyeceğim. Bunun için de ikinci yöntemi kullanıyorum. Gözden aynaya dik uzaklık gidiyorum. İki köşegen. Bir o kadar içeride ilerleyeceğim. Şurada bir kare daha devam etmem lazım. Gözün görüntüsü burada. Gözün görüntüsünden aynanın sınırlarına gittiğimizde, evet, görüş alanımız şekildeki gibi çıkmış oluyor. Bu da N ve M görüş alanı içerisinde demektir. Yani Y'den bakan da kimleri görüyormuş? N ve M'yi görüyormuş. Her iki aynadan ortak görebildiğimiz kim bu durumda? M noktasıdır. I1 ışık ışını kutu içerisinde düzlem aynadan yansıyıp I1 üssü olarak kutudan çıkıyor. Buna göre I2 ışık ışını kutudan nasıl çıkar? Şimdi gelen ışınla yansıyan ışını kesiştirelim arkadaşlar. I1 ve I1 üssünü. Şöyle uzantılarını devam ettirirsek. I1'in bu şekilde I1 üssü olarak yansıması için kabataslak aynanın şöyle durması lazım. Buradaki açı 40 ise şuradaki açının da 40 olması gerektiğini biliyoruz. Geometrik olarak çapraz açı. Şurası dikti zaten 90, burası 90. Burada bir dörtgen var dikkat ederseniz. 360 olması lazım iç açıların toplamı. O zaman şuradaki açının da ne olması gerekir bu durumda? 140 derece olması gerekir. 360'a tamamlanabilmesi için. Şimdi aynayı şöyle tekrar dışarıya alıyorum. Daha büyükçe çizelim, karışmasın. Şimdi ışık I1 gelmişti. Bu şekilde de yansımıştı I1 üssü olarak ve şuradaki açı da 140 dereceydi. Diğer I2 ışını da aynaya geliyor ve şöyle çarpıyor buraya. Dikkat ederseniz buradaki açı 60 derece. Şurası da 60 çapraz olduğu için. O zaman şurada küçük bir dik üçgen var. Şuradaki açının da 30 olması lazım. Yani I2 ışını şöyle geldiğinde şuraya şuradaki açının 30 derece küçüldüğünü görüyoruz. Yani I2 ışının yansıması normal çizersek buraya şu 140 dereceyi iki eşit parçaya bölecek şekilde yani 70-70 yapacaktı. O zaman burası ne yapacak? 40 derece olacaktır. Yine yansırken I2 buradan 40 derece yapacak şekilde yansıması lazım. I2 üssü. Peki bizim yatayla yaptığımız açı ne olacaktır bu durumda? Yatay çizgimizi şöyle devam ettirirsek şu şekilde 70 şurası bir 40 da şurada var yani 30 40 40 ne yapmış oldu 110 demek ki I2 üssünün yataya kalan şuradaki açısı kaç derece olacaktır 70 derece olacaktır arkadaşlar cevabımız da bu durumda A şıkkı olur. Noktasal ışık kaynağından çıkan ışınların düzlem aynada yansıması şekildeki gibidir. Buna göre ışık kaynağı hangi noktadadır? Yansımaları verdiğine göre tersten gideceğiz. Bu şekilde yansıması için yansıdığı yerden normal çiziyorum. Eşit açıyla gelmiş olması lazım. Yani şu şekilde devam edersek bu L'den gelmiş oldu. Aynı şeyi diğer ışın için yapıyorum. Bu şekilde yansıması için aynadan yansıdığı yerden normal çiziyorum. Eşit açıyla yansıması için şu şekilde gelmiş olması lazım. Her iki ışın da L noktasından gelmiş olmalıdır arkadaşlar. Düzlem aynaya gelen I ışınının yansıması şekildeki gibidir. Buna göre I ışınının gelme açısı kaç derecedir? Aynayı şöyle uzatsak. Evet, geldi ve yansıdı. Gelen ve yansıyan ışınların arasındaki toplam açının yarısı gelme, yarısı yansıma açısı olacak. Yani şu açıyı bulduğumuzda ikiye böleceğiz. Gelme açısı çıkmış olacak. Peki bu açı bize kaç derece olur diye bakalım. Şuradaki açının 60 derece olduğunu biliyoruz. Dik üçgen var çünkü burada.
Başka söyleyebileceğimiz ne var arkadaşlar? Şurası 30 ise buradaki açının da 30 olduğunu biliyoruz. Çapraz açılardan. Şöyle çaprazlıktan dolayı. Gelen ışının ayna ile yaptığı açı 30 derece ise yansıyan ışının ayna ile yapmış olduğu açı da 30 derece olacaktır. O zaman 180'e tamamlanacağı için buralar 60 ise buradaki açının 120 olması gerekir. 120 derece gelenle yansıyan ışın arasındaki açı ise bunun yarısı gelme açısıdır. Yarısını aldığımızda 60 derece olacaktır. Mehmet sabah kalktığında aynaya bakarak saçlarını taramak istiyor. Bir ayna 1, 2, 3 konumlarından hangilerine konulduğunda Mehmet saçlarını tarayabilir. Evet, Mehmet aynaya bakıp saçlarını görebilmesi için görüş alanına girmesi lazım. O zaman sırasıyla görüş alanını çizelim. Bir aynası gibi olsa görüş alanı kendisi içine giriyor mu bakalım. Aynanın sınırlarına gönderdim. Normalini çiziyorum. Eşit açı yapacak şekilde yansıtıyorum. Bir de diğer sınıra ışın gönderirsem o da daha uzağa gidecek şekilde yansıyacak. Görüş alanına Mehmet'in kendisi girmediği için bir aynasından kendisini görememiş olacaktır. O yüzden bunu geçiyoruz arkadaşlar. İki aynasına bakıyoruz. Yine sınırlara ışın gönderiyorum. Burada köşegen olarak durduğu için ayna. Şu diğer köşegenler aynaya dik olacak şekilde normal olacak. Eşit açıyla yansıtalım. Bir de diğer sınıra ışın gönderelim. O da normalle eşit açı yapacak şekilde şöyle bir şekilde yansıyacak. Yine yansıyan ışınların arasına baktığımızda Mehmet'in kendisi buraya girmediği için iki aynasından da kendisini göremeyecektir. Üç aynasına bakacak olursak aynanın sınırlarına ışın gönderdim. Eşit açı yapacak şekilde yansıttığımda kabataslak şöyle bir şey yansıyacaktır. Bir tanesi de şöyle yukarı doğru yansıyacak. Evet, şimdi baktığımızda Mehmet'in görüş alanının içerisine kendisi girmiş oluyor. Dolayısıyla 3 aynasından kendisini görüp saçlarını tarayabilir arkadaşlar. 3 düzlem ayna ve K ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre X, Y, Z ışınlarının hangileri K ışık kaynağından çıkmıştır? Şimdi bunlar en son ışınların yansımaları. Z'den başlayalım mesela. Z'de ışığın yataydaki düzlem aynada yani yer seviyesindeki düzlem aynada bu şekilde yansıması için normalini çizersek 45 derece açıyla yansımış. O zaman 45 derecelik açıyla gelmiş olması lazım. Yani şöyle köşegen olarak gelecek. Devam ettirirsem bu beni K noktasına götürdüğü için demek ki bu K noktasından çıkmış bir ışın ve Z gibi yansımıştır diyebiliriz. Y'ye bakacak olursak tavandaki aynadan yine 45 dereceyle yansıyor. Buraya normal çizecek olursak yine 45 derecelik açıyla gelmeli ki 45 ile yansısın. O zaman bu geldiği doğrultunun devamını arka tarafa doğru uzatırsak yine K noktasına beni götürdü. Demek ki bu ışın da K'dan gelip Y gibi yansımıştır diyebiliriz. X için bakacak olursak arkadaşlar Z ve Y bu arada cevabımız içine girmiş oldu. X için de yine Y ile aynı normali kullanacağım X'te. X gibi yansıması için eşit açı yapacak şekilde gelmiş olması lazım. Burada açıyı tam olarak kaç derece bilemiyorum ama eşit uzaklıkta yine aynı problemi çözecektir. Normale ne kadar uzakta şu an? 1, 2, 3, 4, 5 kare. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 kare yani şuradan geçecek şekilde gelmiş olması lazım. Bunun devam ettirirsem arkadaşlar 1, 2, 3, 4, şu aynanın arkasında 5 kare sanki buradan geliyormuş gibi çarpmış olması gerekir. Evet, şöyle bir şey. Buradan gelmiş olması acaba K noktasından gelip yansıyabilir mi diye düşey duvardan bakmamız lazım. Geldiğinde normalini çizecek olursak arkadaşlar açıların birbirine eşit olmadığını burada göreceğiz. Açılar birbirine eşit olmayacağına göre de K'dan gelmiş olması ihtimali olmayacaktır. Cevabımız bu durumda Y ve Z'dir arkadaşlar. Sayfa düzlemine dik konumlandırılmış bir düzlem ayna önünde çembersel yörüngede bir gözlemci K noktasından L ve M noktalarını hareket ederken yeterince büyük perde üzerinde görebildiği alanlar nasıl değişir? Şimdi gözlemci düzlem aynaya
alt taraftaki düzlem aynaya bakıyor ve arka taraftaki perdeyi görmeye çalışacak. K'dan L'ye giderken dikkat edin, ne yapmış oluyor burada arkadaşlar? Bir özellik hatırlarsanız söylemiştik düzlem aynalarda. Ayna ve perde sabit kalmak koşuluyla ikisinin arasında bulunan adam aynaya yaklaştıkça arkadaki perde alanı, gördüğü perde alanı artacak. Aynadan uzaklaştıkça arkada gördüğü perde alanı ya da duvar alanı neyse azalmış olacak. Şimdi biz düzlem aynada üzerinden K noktasından L'ye gittiğimiz zaman aynadan ne yapmış oluyoruz? Uzaklaşmış oluyoruz. Aynadan uzaklaştığımızda ayna tarafından arka plandaki perdede gördüğümüz alanı da ne yapmasını bekleyeceğiz o zaman? Azalmasını. L'den M'ye gelirken aynaya yaklaşmış oluyoruz. Yani arka planda gördüğüm perde alanının, ayna içerisindeki görüntüsünün artmasını bekleyeceğiz o zaman. Şekilde X ve Y düzlem aynaları yatay konumdadırlar. Bir el fenerinden X aynasına şekildeki gibi ışık tutulduğunda zeminde hangi noktalar arası aydınlanır? Zaten fenerin aynanın sınırlarını, ışınlarını göndermiş X aynasına. Bunları devam ettirelim biz de o zaman. X aynasının sol sınırına geldiğinde eşit açı yapacak şekilde yansıtırsam düşeyde 2, yatayda 1 olarak devam ediyor. O zaman aynı şekilde yansıtacağım. Düşeyde 2, yatayda 1 olarak yansıdı. Şimdi bu ışın Y aynasına çarptı. Y'de de yine aynı şekilde geldi. Düşeyde 2, yatayda 1. O zaman yine düşeyde 2, yatayda 1 gidecek şekilde yansıması lazım. Ve nereye düştüğünü gördük? L noktasına. X aynasının diğer sınırına gelen ışına bakarsak o köşegen köşegen geliyor. O zaman yansıdığında yine köşegen köşegen eşit açı yapacak şekilde yansıdı. Y aynasına yine köşegen 45 derece açıyla geldi. Yine o zaman 45'er derece açıyla köşegen şeklinde yansıması lazım. Devam ettirirsek onu da P noktasına düştüğünü görüyoruz. Demek ki L ve P arası zemin üzerinde aydınlanan bölge olacaktır. Şekilde X ve Y aynaları arasına cisim konulmuş. Şöyle bir çubuk basamak şeklinde yapılarak konulmuş. Bazı noktaları isimlendirilmiş A, B ve C diye. Tabi burada aynaların yatayla 45'er derece yaptıklarını söylemiş olmak lazım arkadaşlar. Çünkü açı değişirse görüntü de değişecektir durum pozisyonunu. Cismin önce X sonra Y aynasında oluşan görüntüsünün şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir? Yani önce X aynasında görüntüsünü alacağım. Daha sonra bu görüntüyü Y aynası gösterecek. Yine bir özellik hatırlayacak olursak ayna 45 derece açıyla duruyorsa yatayla 45 derece açı yapacak şekilde duruyorsa düşeydeki cismi yatay, yataydaki cismi de düşey olarak görüntüsünü gösterecekti. Şimdi bu parçalara bakacağım her birine. Mesela AB düşey olarak duruyor. O zaman X aynasında bunun görüntüsü nasıl olacaktır arkadaşlar? Yatay pozisyonda. Şurası A, şurası B. Evet, devam edersek hemen altında şu ortadaki kısım yatay. Bunun görüntüsü de nasıl olacaktır? Düşey. Sonra şu düşeyin görüntüsü yatay olacaktır. Şuradaki ucu C olan yatay kısmın görüntüsü de düşey pozisyonda. Şurası yine C. Daha sonra bu görüntüyü Y gösterecek. Şimdi bu da aynı mantıkta olacak. Y aynası da yine 45 derecelik açıyla durduğu için buradaki artık cismimiz bu çizdiğimiz. Buradaki düşey çizgileri yatay, yatay çizgileri de düşey olarak gösterecek. Mesela AB şu an yatay konumunda. O zaman bunu ne yapacak? Düşey olarak göstermesi lazım. Yani şöyle. Şurası A, şurası B olacak şekilde. Hemen arkasından gelen şu düşey kısmı yatay olarak göstermesi gerekiyor. Buradaki yatayı düşeye çevirmesi lazım. Şuradaki ucu C olan kısmı da yine yataya döndürecek. Simetrik olarak göstermiş olacaktır. Bu durumda görüntümüz A şıkkındakine benzeyecektir arkadaşlar. Düzlem aynalarla oluşturulan şekildeki düzenekte I ışık ışını kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre alfa açısı kaç derecedir? Evet, burada tamamen geometrik olarak açıları yerleştireceğiz. Şimdi buradaki ışık kendi üzerinden geri dönüyorsa zaten göstermiş 90 derece çarptığını. Şurada bir üçgenimiz var dikkat ederseniz. İç açıların toplamı 180 olabilmesi için 90, 70 ise şuradaki açının da 20 olması lazım. Yani
Işık yataydaki zemindeki aynadan yansıdığında ayna ile 20 derece açı yapmış. O zaman ilk geldiğinde de bu aynaya şurada ayna ile yapmış olduğu açı 20 derece olmalı. Şu eğik duran aynada, yani şuradaki aynada ışık ilk geldiğinde ayna ile 40 derece açı yaptı. O zaman yansıdığında burada ayna ile yaptığı açı da yine 40 derece olmalı. Şimdi dikkat edersek burada bir üçgenimiz var. Bu üçgende iki tane iç açıyı biliyorum. Bir de onlara komşu olmayan dış açının değerini bulmak istiyorum. Geometride üçgenlerde iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşit olmalıdır gibi bir kuralımız vardı arkadaşlar. O zaman 40 ile 20'nin toplamı alfaya eşit olmalı. Alfa bu durumda 60 derece olmalı. Şekilde noktasal K cisminin düzlem aynada görüntüsü X noktasında oluşuyor. Şimdi cisim K'da, görüntü X'te. Sayfa düzlemine dik ayna bir miktar döndürüldüğünde bu sefer K'nın görüntüsü Y noktasında oluşmakta. Buna göre aynanın döndürülmesi sırasında acaba L cisminin görüntüsünün hareketi nasıl olur? Şimdi önce K cisminden yola çıkarak aynanın duruşlarını bir görelim. K'daki cismin X'te oluşabilmesi için aynanın K ile X arasında, yani cisimle görüntünün tam ortasında ve yatay pozisyonda durması lazım. Çünkü K'nın görüntüsü direkt düşeyde aşağısında çıkmış. Yani şöyle durması lazım. Ve yansıtıcı kısmın tabii ki K'ya bakıyor olması lazım. Bu durumda L'deki cismin görüntüsü de şu an nerede çıkar? Z'de. Orayı bir işaretleyelim. Sonra aynayı bir miktar döndürdüğümüzde K'nın görüntüsünün Y'de çıktığını görüyoruz. Yani şöyle oluyor. O zaman bu ikisinin arasına tam ortalayacak şekilde aynayı döndürmem lazım. Ve yine tabii ki yansıtıcı yüzey K'ya bakacak şekilde. O zaman aynamız tam şurayı köşegen olarak ortadan bölecek şekilde şu pozisyonda durmalı. Ve yansıtıcı yüzey yine K'ya bakacak şekilde olmalı. Yani şöyle durmalı. O zaman L'de de cismin görüntüsü nerede çıkar? Artık aynaya uzaklığı L'nin 1,5 köşegen olduğu için 1,5 devam edersem şu nokta, bu noktada M noktası arkadaşlar, burada çıkmamış ama demek ki L'nin görüntüsü artık nerede olacaktır? M'de. Yani aynayı döndürdüğümüzde L'nin görüntüsü Z'den M'ye doğru hareket etmiş oldu. Sayfa düzleme dik konumlandırılmış düzlem ayna önüne saydam olmayan X cismi yerleştirilmiş. G'den bakan gözlemci K, L, M, N, P noktalarının hangilerinin görüntüsünü görebilir? Evet, önce görüş alanı belirliyorduk. Gözün aynaya dik uzaklığı 2 birim. Bir o kadar içeride ilerlediğinizde gözün görüntüsünü aldık. Görüş alanı için ikinci yöntemi kullanıyorum şu an. Ve bu gözün görüntüsünün aynanın sınırlarına gidiyorum. Bir üst sınıra gittim, bir de alt sınıra gittim. Dikkat edecek olursak görüş alanı içerisinde aslında bu noktasal cisimlerin hepsi giriyor. Aslında hepsini görmesi lazım ama X'ten dolayı görememe durumu olabilir. X'in kendisi de engelleyebilir, görüntüsü de. O zaman X'in görüntüsünü de alalım. X'in görüntüsü de şurada aynanın içinde bir birim uzaklıkta olacaktır. Bu da X üssü olsun. Daha sonra farklı renkli alalım bunları. Gözün görüntüsünden, yani buradan KLMNP'ye gideceğim sırayla. Takılırsam göremeyeceğim, takılmazsam göreceğim. Mesela K'ya giderken takıldığım hiçbir şey yok. Direkt gidebildim. Demek ki K'yı görebiliyorum. L'ye giderken de yine aynı şekilde arkadaşlar görebiliyorum. P'ye giderken de yine aynı doğrultuda devam edersem biraz daha aşağıdan gelecek hatta, görebiliyorum, takılmadım. M'ye gitmeye çalışırken köşegen köşegen gitmem lazım sanırsam ve köşegen köşegen giderken kime takıldım? X'e. Yani buraya devam edemedim, değil mi? O zaman M'yi göremiyorum. Dikkat ederseniz N de M ile aynı köşegen doğrultusunda devam ettiği için o zaman N'ye giderken de X'in görüntüsüne takılmış olacağım. N'yi de göremeyeceğim. Görebildiklerimizi sormuştu. K, P ve L görebildiklerimiz. Berber Hayrettin Efendi tavana asılı ayarlanabilir aynasına bakarak kıyafetlerini inceliyor. Aynaya baktığında dizlerinden aşağısını göremiyor. Hayrettin Efendi'nin boyunun tümünü görebilmesi için 1, 2, 3 işlemlerinin hangileri tek başına yapılmalıdır diyor. Şimdi ayna düşeyle
belli bir alfa açısı yaptığı için biraz daha yukarı pozisyonu gösterecek kısımda. Yani Hayrettin Bey daha çok bu yüzden üst kısmını görebiliyor, aşağı kısmını göremiyor. Ayak kısımlarını da görebilmesi için o zaman aynayı biraz daha aşağı bakacak pozisyonda, yani daha düşeyde yerleştirmem gerekir. Bu da alfa açısının azalması demek olacaktır. Yani birinci öncülümüz yanlış olur. Alfa açısını arttırırsam daha böyle yukarı tavana bakacak şekilde yerleştiririm aynayı. O zaman hiç göremez kendini. Bunu geçiyoruz. 2 doğrudur. Alfa açısını azaltmam. 3 aynaya yaklaşmam. Şimdi aynaya yaklaştığında göreceği yer değişecek midir ona bakalım. Şöyle düşey üzerinde görüşelim, görelim arkadaşlar. Mesela aynamız şöyle olsa, Hayrettin Bey de şuradan bakıyor olsam. Evet, şöyle geldi alt sınıra. Mesela tam göz hizasında olsun. Şöyle ayak ucuna kadar gelmiş olsun. Mesela Hayrettin Bey'in boyu 2 haş olsun. Burası da haş kadar olsun. Konuyu anlatırken anlattığımız özellik. Bir de üst sınıra gitsin. O da direkt dik geldiği için geri geldi. Şu an 2 durumda da ne yapabiliyor? Görebiliyor kendisini tamamen. Hayrettin Bey aynaya yaklaştığı zaman değişiklik olur mu gördüğü alanında? Ona bakalım. Şimdi boyu yine aynı. Bu yine dik geldiği için dik devam edecek. Bu biraz daha açılı geldiği için yine açısı büyüyerek gidecek. Ama ne yapıyordu arkadaşlar? Yine ayağın ucunu görebiliyordu. Yani aynı bölgeyi görebiliyordu. O zaman Hayrettin Bey'in aynaya yaklaşması onun göreceği kendi alanını ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. Kendi bölgesinde yine aynı yeri görmüş olacaktır. O yüzden bu öncülü geçiyoruz arkadaşlar. Mahmut öğretmen düşeyde Y eksenine düzlem ayna yerleştirmiştir. Tavana astığı ışıklı cismin koordinatlarını ise 3'e 2 olarak veriyor. Yani şu an ışığın bulunduğu yer X de 3, Y de 2 konumunda. Buna göre görüntünün koordinatları nedir? Şimdi aynada görüntüyü yapalım. Kırmızıyı alalım buradan. Ayna düşeyde olduğu için düşeyde ne kadar uzaklıkta? 3 birim uzaklıkta dik olacak şekilde aynaya. O zaman 3 birim içeride görüntüsünü oluşturmamız lazım. Şöyle 3 birim işaretleyelim. 1, 2 ve 3. Yani şurada. Görüntünün koordinatlarını soruyor bize. O zaman görüntüye dikkat edersek, şurası sıfır noktası olduğu için x ekseninde eksi 3'e gelmiş olduk. Y ekseninde yine düşeyde yukarıda 2 olmuş oldu. Yani eksi 3'e 2 diyebiliriz arkadaşlar.